Damacanlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekinbaş Dil ben. Hoş geldiniz, güzel akşamlarınız olsun. Evet, Halil Ata Bıçakçı hocamızla birlikteyiz bugün. En bir sevdiğimiz akşam sevgili canlar. İçimizdeki sesin sahibi kim diyoruz. Ve içimizdeki sır diyoruz. Konu başlığımız yine muhteşem, gizemli, inanılmaz. Muhteşem bir akşama hazır mıyız sevgili canlarım, sevgili Ata hocamızla? İnsanın ailesine karşı sorumlulukları. İşte böyle bir şey. Ata hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Can hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Bir ay çok uzun zaman bizim için. Çok özledik. Sevgili canlar çok özlemişler. Bir ay. Evet. Sohbet konu başlığımız canım hocam çok güzel. İçimizdeki sır. Nagihan Hanımcığım gerçekten muhteşem bir şey, yine birkaç tane konu başlığı gönderdi. Hemen bunu birlikte karar verdik. İçimizdeki sesin sahibi kim? Kim ola ki hocam içimizdeki sesin sahibi? Ya işte binlerce o ya. Binler. Hani şöyle ya Nagihan Mukaddes Hanım, bir tarafım diyor ki mesela bazen şey deriz ya, bundan sonra şunu yapmayacağım deriz. İçimizden bir ses gelir ve o sesi hemen duyarız, deriz ki bundan sonra yapmayacağım deriz. Sonra bakarız ki iki saat geçmiş, halin yapıyoruz biz o. Yapmayacağım dediğimiz şeyi yapmaya devam ediyoruz. Çünkü içimizdeki o konuşan da onu yapan kişi aynı kişi olmadığı için o işteki sesi çok takmayabilir. Çünkü binlerce var. Bazen işte deriz ki bir tarafım ders çalışıyor, bir tarafım şunu diyor. Demek ki işte bir tane bir taraf yok. Veya şöyle deriz sana konuşurken, ben bana dedim ki, kendi kendime söyledim. Kendi kendime söyledim dediğimize göre işte o kendinle, yani söyleyen kendine, dinleyen kendin başka birileri. Ve bazen şöyle der işte, içimden geldi, içimden geldi, Mukaddes Hanım'a canlı yayın yapayım. İşte Mukaddes Hanım dedi ki içimden geldi, işte Ata Bey'i davet edelim. İşte içimizden geldi, bazen içimden geldi, şunu yapalım. İşte o ses çok fazladır. Ve o içimden geldi dediğimiz, ama bu şöyledir aslında. Biz şimdi doğduk, bomboş bir, aslında şöyle bir başlık koyabiliriz. İçimdeki sesi yakalayabilirsem her şeyi yakalayabilirim. Aslında bana göre bir noktada hayat sesten ibaret oluyor Mukaddes Hanım. Şimdi böyle inziva çalışmaları falan da yapıyoruz ya bazen. İşte oradan bir müzik geliyor, coşuyoruz. Ya da oradan bir işte başka bir müzik geliyor, hüzünleniyoruz, ağlamaya başlıyoruz. Gelen sese göre ayrı bir hale giriyoruz. Aslında mesela diyelim ki görüyoruz ya, görmemiz dışarıya verdiğimiz bir enerji. Şimdi biz her bakan arkadaş, bu zenginlik şifresindeki önemli tekniklerden birisi, önemli sırlardan birisiydi aslında bu. Herkes, işte dışarıya baktığımız her zaman bir enerji veriyoruz. Yani biz evrenin küçültülmüşüyüz ya, evrende nasıl güneş dışarı ışık veriyorsa, insan bedenindeki göz de dışarıya bir enerji veriyor. Biz dışarıya her, ona eril diyoruz işte, bizim eril tarafımız. Baktığımız zaman birisi rahatsız olabilir, korkabilir. Ya da mutlu olabilir bakışımıza göre. Dışarıya bir enerji atıyoruz çünkü. Devamlı her baktığımızda bir enerji gönderiyoruz. Ya da işte bir ses duyuyoruz, içeriye alıyoruz. Ses de aslında, ses de görüntü aynı şey, aynı enerji. Birisi dışarıya giden enerji, birisi içeriye giden enerji. Ama aynı enerji. Bunu tabii kuantumcular iyi bilir. Frekans, titreşim. Tabii konumuz olmadığı için bir de bizim işte içimizden gelen bir ses var. Bu ses, bakıyoruz ki bize düşen şey şöyle, içimizde binlerce ses var ama biz hangi sesi duyuyoruz? İşte doğduk, bomboş bir kasettik. Sonra doldurmaya başladılar bizi. İşte annemizin sesi, öğretmenimizin sesi, arkadaşımızın sesi, işte sevdiklerimizin sesi. İçten pek çok sesler gelmeye başlar. Ve bunun farkında olmadığımız zaman, o içten gelen ses annemin sesi mi, arkadaşımın sesi mi? Onun farkında olmadığımız zaman şöyle bir duruma geliyoruz. Bizi başkaları kullanıyor. Yani içimizde, zihnimizde binlerce ses var ve bana ait değil. Ve ben onların dediğini mi yapıyorum? Yoksa bu iç ses benim sesim mi? Açıkçası ilk kişisel gelişim başladığımız zamanlarda çok etkilendiğim bir konuydu bu. Herhalde etkili insanların 7 alışkanlığında okumuştum. Allah'ın insan çok güzel bir hediyesi var. Doğduğu anda veriyor Allah bu hediyeyi. Çok güzel bir hediye ve doğduğun anda veriyor. Ve ama hediye olduğu için paketli. Paketli olduğu için de görmüyoruz. İşte o pakette olan şey, o hediye, Allah'ın bize verdiği hediye, o bizim iç sesimiz. Kendi sesimiz. Ama biz dışarıdan o kadar çok ses
kadar aldık ki o içteki sesi artık kendi içimizdeki sesi duyamaz hale geldik. Kendi içimizdeki sesi duyamadığımız zaman, ondan uzaklaştığımız zaman diyoruz ki mutsuzuz, canımız sıkkın, gerginiz, moralimiz bozuk. Bazen o içimizdeki sese yaklaşıyoruz farkında olmadan. Çok keyifliyiz, hayat çok güzel diyoruz. Çünkü kendi içimizdeki sese yaklaşmışız bazen. Sonra tekrar uzaklaşırız, tekrar gerginiz, stresliyiz, işte öfkeliyiz ya da bir şeyler tehlikede gibi. Kendi sesimizden uzaklaştığımızda öfkeliyiz, kendi sesimize yaklaştığımızda işte o zaman mutluyuz, neşeliyiz. Çünkü yani şöyle diyelim, işte yaratıcı herkesi, yani bir rolümüz var, dünyada bir rolümüz var. Dünya bir tiyatro sahnesi gibi görürsek bir rolümüz var. Bu tiyatro sahnesinde işte size Mukaddes Hanım olma rolü verilmiş, işte insanları aydınlatma rolü verilmiş. Ama siz diyorsunuz ki ben resim yapayım. Neden resim yapayım? Annem öyle dedi. Annem böyle mutlu olacak. Resim yaparsam mutlu olacak. Doktor olayım ben. Doktor olursam mutlu olacak. Şimdi kadının birisi vefat etmiş. Ölmüş Mukaddes Hanım. İşte cennete giriyor. Cennete girerken demiş ki cennetin kapısındaki görevli meleklere. Efendim demiş, ben burada demiş birisiyle görüşmek istiyorum cennette. Mümkün müdür demiş. Melekler de demiş ki bakalım ismini söyle bakalım. Eğer buradaysa demişler bir şey yapalım, haber göndeririz. İsterse görüşür. Ya demiş ben Hazreti Meryem'le görüşmek istiyorum. Hazreti Meryem haber gitmiş. Hazreti Meryem gelmiş. Kadın demiş ki ben bir şeyi merak ediyorum demiş. Sizin çocuğunuza dünyada tanrı diyorlar. Kendisi sizin çocuğunuz. Siz bir tanrının annesisiniz. Bu nasıl bir duygu? Hazreti Meryem de demiş ki vallahi demiş biz onu demiş doktor yapmak istemiştik ama o başka bir şey olmayı tercih etti. Şimdi diyebiliriz ki ya içimizde bir ses var. O sesin içinde, o sesin peşinden giden herkes mutlu, herkes zengin, herkes rahat, herkes başarılı. Ama başka seslerin peşinden gidiyorsak o zaman biz değiliz. O zaman mutsuz, gerginiz. Şimdi bize düşen şey onu yakalayabilmek. Ya şimdi konuşan kim? Mesela şunu fark ederiz değil mi? İşte pek çok insan sinirli, bir anne diyelim ki sinirli, o dikkat ederse bakıyor ki kendi annesi gibi sinirleniyor. Kendi annesi çocuğuna nasıl kızıyorsa da öyle kızıyor. O zaman anlıyor ki o sırada kızan kendi değil, annesi kızıyor. Yani biz aldığımız kararları ben mi alıyorum, benim davranışlarımı ben mi kendime yaptırıyorum, yoksa toplum mu bana yaptırıyor? Şimdi bize düşen şey şu, bir fark edelim içimizde binlerce ses var. İki, şimdi konuşan kim? Konuşan hangi ses? Ben bunu nasıl yakalayabilirim? O sesi yakalayabildiğimiz zaman, çünkü şöyle bir şey vardır Mukaddes Hanım. Tabii aslında siz de denizde bir araya gelmiştik ama tekrar bir araya gelsek de derinlemesine bu konulara girsek. İki gün önce de yine vakıf olduğum bir şey. İnsan, Allah insanı öyle mükemmel yaratmış ki, öyle mükemmel yaratmış ki insan bakışlarıyla her şeyi değiştirebilen bir varlık. Sadece bakışlarıyla. Hani gözlemcinin gözlerinin üzerinde yaratıcı etkisi vardır diyoruz ya. Yani diyelim ki bir insan banyoda sağa sola saçma sapan hareketler yapıyor olabilir. Kapıya bir bebek gelse banyonun kapısına hemen kendisini toparlar insan. Çünkü bir gözlemci var. Ve biz de şimdi o düşüncelerimizi gözlemlediğimiz zaman, ona baktığımız zaman bu ses kimin sesi? Ona fark ettiğimiz anda o kaybolmaya başlıyor. Yani biz gözlem yaptığımızda, gözlemci olduğumuzda bir şey eğer bize fayda sağlıyorsa o büyüyor. Yani mesela şöyle diyelim işte nefesimiz. Nefesimizi fark ettiğimizde eğer onu gözlemlersek, nefesimize odaklanırsak bize faydalı bir şey olduğu için derin nefes almaya başlıyor, büyümeye başlıyor. Ama bir yerde bir ağrımız var. O ağrıya odaklandığımızda fark ettik. Nerede bu? İşte onun o NLP'ye göre işte onun sesi, kokusu, rengi, büyüklüğü ona odaklandığımızda bakıyoruz ki ağrı kaybolmaya başlıyor. Şimdi biz de o düşünceleri gözlemlediğimiz zaman yakaladık ya bu ses annemin sesi kaybolmaya başlıyor. Babamın sesi kaybolmaya başlıyor. Arkadaşımın sesi kaybolmaya başlıyor. Çünkü eğer biz şeydeysek açıkçası dışarının sesi değil de bizim kendi sesimizse, kendi sesimizse o insan çok cömert oluyor, çok hoşgörü oluyor, çok adil, hakikatin sesi ise. Çünkü bizim zihnimizi dolduran toplum, toplum zihnimizi doldurmuş ve biz orada düşünüyoruz. Orada yani şöyle diyelim, düşünüyorsak zihnimiz devrede, düşünmüyorsak Allah devrede. Hani
kendini kaldır aradan ortaya çıksın yaradan var ya mukaddes hanım. Müthiş. Şimdi işte eğer biz düşünüyorsak o zaman gergin olabiliyoruz, sinirli olabiliyoruz. Ya böyle olmamalı diyebiliyoruz, yargılayabiliyoruz. Yani bir pek çok arkadaşımız, pek çok konu mesela eskiden ben çok seans yapardım ama şu anda son zamanlarda da çok yani buraya girmek istemiyorum ama çok talep geliyor belki hani Nagihan Hanım'a ulaşır ama vakit yok, görüşemiyoruz. Ya da o seans artık eskisi gibi yapamıyorum. Şimdi ama bir insan dese ki bana hocam ben seans falan yapmak istemiyorum ama nasıl hayatımı mükemmel hale getiririm? İşte cevap yargılama. Müthiş. Bunu binlerce defa duyabiliriz mukaddes hanım. Binlerce defa duyabiliriz ama yine yargılıyoruz. Yani bir şey söyleyeceğim aklınıza sığınarak. Yani mesela işte sizi karartıyorlar değil mi? Sizi karar yani size saldırıyorlar değil mi? Yayına başlarken birilerini yargılayarak başlıyoruz. Hepimiz. Evet. Hep diyor ve Evet, ondan evet. kurtulamadı, ondan kurtulamadığı müddetçe de Aynen. ve hayat aynı şekilde devam ediyor. Şimdi Şikayetle başladık. Aynen. buradaki arkadaşlarımız yani şu an bizi izleyen insanlar belli ki elit bir tabaka, belli ki kültürlü bir tabaka ki devamlı sizi dinliyorlar. İşte sağ olsunlar beni takip ediyorlar. Hepsine minnettarım, hepsine saygımı sunuyorum. Şimdi bu arkadaşımız artık biliyor ki tüm hayat bir ayna. Tüm dünya, tüm yeryüzü bizim, herkesin bir aynası. Çünkü sen yoksan yani işte ağaçlar senin için var. İşte güneş senin için doğuyor. Sular senin için akıyor. Toprak senin için var. İnsanlar ise her şey, tüm evren senin için var. Her şey senin için var. Hatta abartayım biraz. Her şey sana görünmek için mukaddes hanım. Senin sadece göz bebeğine girme için yırtınıyor. İşte dışarı bakıyorsun ağaçlar yapraklarını sallıyor. Rüzgar esiyor. Bulutlar orada gidiyor. Yok fark et beni diyor. Fark et. Şimdi biz de baktığımız her yerde bizim kendi aynamız ya. Evet. Kendimiz aynamız. Bunu biliyoruz. Sonra da diyoruz ki ya ayna gözlüğü siyahmış. Aynaya kızıyoruz. Elimi uzatıp o gözlüğü şimdi aynadaki kendime kızıyorum. Orayı değiştirerek hayatı değiştiremeyeceğimizi biliyorum. Binlerce defa duyduk değil mi? Binlerce defa okuduk, söylendi. Biz halen aynayı değiştirmeye çalışıyoruz. Hani bundan önce birkaç defa söylemiş olabilirim. İşte Yedi Güzel Adam dizisinde duymuştum. Bir Alevi dedesinden çok etkilendim. O diyor ki gün gelir açılır perde. Kendini görürsün baktığın her yerde. Şimdi eğer bütün evren benim aynam ise dışarıyı kötü görüyorsam kendim kötüyüm. Dışarıyı iyi görüyorsam kendim. Çünkü benim aynalığımı yapıyor. Aynanın bir suçu olamaz ki. Sadece ne olabilir? Biz işte aynayı suçsa aynanın konumunu değiştirebilirsin. Birazcık sağdan baksın. Biraz hani normal bir ayna bir alsak yani. Ama ayna öteye de atsam karışmaz. Kirletsen de o hiç seslenmez. Hiç, sadece biz oraya bakıp kendimizi yansıtıyoruz. Ve şimdi şöyle anlayabiliriz o içimizdeki sesi, o sırrı. Şimdi benim içimde nasıl bir ses var? İçimde nasıl bir ses var? Dışındaki ses neyse içimde öyle bir ses var. Ben dışarıya baktığımda, toplumun arasına girdiğimde hangi sesleri duyuyorum? Hangi sesleri duymak istiyorum? Ben dışarıya hangi sesleri veriyorum? Ağzımdan hangi kelimeler çıkıyor benim? Benim dışındaki kelimeler ya da dışarıda duyduğum kelimeler yani hangi kelime duyunca daha fazla dikkatimi çekiyor benim? İşte o benim içimin sesi. İçimin sesi dış çünkü dışarıyla içeri paralellik gösteriyor. Dışarı senin aynan ve sen içeriye bakamıyorum. İçeriye bakamıyorum ama dışarıya bakabiliyorum. İçimdeki sesi duyamıyorum ama konuşma ağzımdan çıkan kelimeleri duyabiliyorum. İşte bizim kelimelerimiz yani şöyle diyelim mukaddes hanım hani bildiğiniz bir şey. Birkaç defa anlatmış, sizin yayınınızda da anlatmış olabilirim. Allah insanı yaratıyor. Allah neden yaratsın ki insanı? Mesela neden yaratsın ki derken şundan dolayı diyorum. Tüm varlık yaratılmış, melekler yaratılmış, işte hayvanlar var, ağaçlar var. Bunların hepsi yaratıldığı sonra insanı yaratıyor. Neden yaratsın ki insanı? İnsana diğerlerinden farklı bir şey vermesi lazım. Ve insana diyor ki benim yeryüzündeki halifem. Evet. Şimdi neden bize halife, diğer varlıktan farklı neyimiz ya bir şey olması lazım değil mi ki bizi yaratma diğer varlıkta farklı olarak. Ve demiş ki insan en fazla Allah'ı yansıtan varlık. Evet tüm varlık Allah'ı yansıtıyor ama insan en fazla yansıtan varlık. Ne demek yansıtan? Yani aynı olan. Ona aynı olan. Şimdi biz nasıl aynı olabiliyoruz?
Bizim hani bir camın arkasına bir sır çekilir. Bir siyah sır çekilir camın arkasına. O aynı oluyor ya. Şimdi bizim sırrımız da yani insanın sırrı da kelimeler. İnsanı ayna yapan şey kelimeler sadece. Kim hangi kelimeyi konuşuyorsa hani nasıldı? Mevlana'nın sözüydü değil mi bu? Kalp denizdir, dil kıyı. Kalpte ne varsa kıyıya vurur. Şimdi biz de kendi diyoruz ki ya içimdeki sesi nasıl duyacağım? Dışarıya bak. Dışarıda neyi görüyorsan, toplum içinde konu neyi duyuyorsan, yani eleştirileri mi duyuyorsun? İnsanları, mesela şimdi bir yere vardığın anda, bir şehre vardığın ya da bir eve vardığın hemen eleştirecek şeyler mi gözüne çarpıyor? Güzel şeyler mi gözüne çarpıyor? Ve neyi duymak istiyoruz? Şimdi yani açıkçası şöyle Mukaddes'im, bir insan kendisinde bir yara yoksa onu fark edemez. Bu tam olma, tam söyleyemedim. Bir dakika şimdi. Şimdi dışarıda biz bir yanlış görüyorsak, dışarıda gördüğümüz yanlış. Eğer bizde yoksa onu fark edemeyiz. Evet. Şimdi biz dışarıda bir insanı rahatsızsak, yani bir insan cimri diyelim. Ve biz onun cimriliğinden rahatsızsak. Demek ki ya biz kendimiz cimriyiz ya da cimriliğe yakın bir insanız ki ondan rahatsız oluyoruz. Çünkü insan kendisinde olmayanı fark etme şansı yok. Nasıl fark edeceksin ki? Yani şimdi mesela diyelim ki Afrika'ya gittik. İşte orada bir meyve var. Şimdi tadı da hiç nasıl tadı bilmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz ki. Bunu hiç tatmamışız. Yani mesela şimdi limondan bahsetsek. Hayır bizi bir iki limon yesek falan ağzımız sulanabilir değil mi? Çünkü tadını biliyoruz. Ama diyelim Afrika'ya gittik hiç görmüyor. Enteresan bir mor bir meyve var orada enteresan. Hiç şey yapmayız nasıl diyeyim Tatlı ya mı, nasıl diyeyim ekşi mi ağzımıza bir tat bilmiyoruz. gelmiyor. Çünkü içimizde yok ki o tat bize Müthiş. gelsin. Ve bizim frekansımız o içteki frekans neredeyse dışarıda bir olumsuzluk gördüğümüzde bizimkiyle uyumluysa biz moralimiz bozulabiliyor. Yani bir ara bir aktör mü denir bu? Dizi filmde oynayan erkek oyuncuların ne denir? Oyuncu. Öyle desem daha doğru değil mi? Evet, aktör. Evet. Evet hocam. Şimdi bu arkadaş yani çok değerli bir insan da değerli bir insan diyor ki böyle afiyet olsun efendim. Şimdi diyor ki hocam diyor ben şöyle iyi bir aktörüm, ben şöyle iyi rol yapıyorum, ben şöyle iyi falan ne diyor. Sonra da kendisini eleştirenlerden rahatsızlığını anlatıyordu bana. Yani işte şu bana şöyle dedi, bu böyle dedi. Ben de ona dedim ki peki şimdi desek ki kader inanır ha. Sen iyi rol yapamıyorsun desek. Ne der? Veya Sezen Aksu'ya desek ki sen beste yapamıyorsun desek ne der? Hiçbir şey demez. Güler. Güler değil mi? Niye? Çünkü içinde öyle bir yara yok. Şimdi ama sana birisi iyi rol yapamıyorsun dediğinde sen bozuluyorsan demek ki senin öyle bir kendine alakalı şüphen var. Senin içinde öyle Evet. bir yara var. Birisi o yaraya dokunuyor. Şimdi eğer biz dışarıda bir olay oluyor ve biz orada patlıyorsak, rahatsız oluyorsak demek ki içimizde bir yara var bizim. Ve birisi o yaraya dokunuyor. Yani dışarıda gördüğümüz şey. Yani Türkçesi şunu demeye çalışıyorum. Dışarıda her bizi üzen konu aslında bizim içimizde olduğu için bizi üzüyor. Yoksa onu tanıyamayız, onu fark edemeyiz, onu bilemeyiz. Tabii abartabilirim olayı. Bu tarafı için ayrı bir yayın yapabiliriz. Eğer tüm dünya bizim, yani güneş bizim içimizde olmasa biz onu tanıyamayız. Ağaç bizim içimizde olmasa tanıyamayız. Denizler bizim içimizde olmasa tanıyamayız. O Belli bilgiler, varlıksın ki. o bilgilerin hepsi bizde var diyorsunuz. Evet. Yani yoksa nasıl bileceğiz ki? Bilme şansımız yok. Hani insan hiç ya. Ya şöyle düşünelim mukaddesim. Bize bir şey geliyor işte. Dışarıdan bir görüntü geliyor. Bunu alıp bir yere taşıyoruz. Ne diye taşıyoruz onu? Ses geliyor mesela. Sesi duyuyoruz şimdi. O sesi duyduğumuz ses nereye geliyor? Biz kulağımız duymuyor. Biz kulağımız aracılığıyla duyuyoruz. Gözümüz görmüyor. Gözümüz aracılığıyla. Yani gözümüzü kapattığımızda bir şeyler görebiliriz değil mi? Ama göz perde. Açtığımızda perdeyi çektiğimizde görmeye başlıyoruz. Aslında gören, duyan, hisseden arka tarafta başka birisi. İşte ona biz ne diyoruz? İşte hiç. Ne diyor? Hiçlik. Hiç. O ben. Hiç. O hiç. O kadar hiçiz ki hiç olduğumuz mesela hiç ses olmadığı için dışarıdaki sesleri duyabiliyoruz. Hiç renk olmadığı için renksiz olduğumuz için renkleri fark edebiliyoruz. İşte ya da hiç ağzımıza tat olmadığı için tatları alabiliyoruz. İçinde ses olsa dışarıdaki sesi alamıyorsun bu defa. Şimdi biz de şöyle bir tarafa adım atabilmemiz lazım. Öyle bir hiç olayım ki
Her şeyi içime alabileyim. Ya boşluk ya. O kadar büyük bir boşluk olsun ki her şeyi içimize alabilirim. Ya da şöyle diyebiliriz. Öyle bir hiç olalım ki hiçbir şey bizi korkutamasın. Öyle bir hiç olalım ki kimse bizi hapsatamasın. Öyle bir hiç olalım ki hastalanamayalım. Öyle bir hiç olalım ki işte para pul ihtiyacımız olmasın. Öyle bir hiç ol ki kimse senin canını, hiç diye kim canını sıkacak? Canını sıkması için birisinin seni öfkelendirmesi için senin birisi olman lazım. Ama hiç sen nasıl üzecekler ki seni, nasıl korkutacak, nasıl yakacaklar, nasıl öldürecekler, nasıl doğuracaklar? Hiçsin çünkü. Ama ne kadar hiçsek o kadar her şey hükmediyoruz. Yani ne kadar... Ama için zihninde bir sesler var. Annemin sesi zihninde doldurmuş. Babamın sesi doldurmuş. Öğretmenimin sesi doldurmuş. Ne kadar içeri doluysa bu defa dışarıdan veri alamıyoruz. Bunlar da ne yapıyor? İşte kendi bildikleri var. Oradan asla başka bir yere hareket etmiyorlar. Mutlaka işte o bildiklerini yapacaklar. Bunlar da en fazla yargılayan insanlar oluyor. Yani inançlı insanlar. Ama dini inanç anlamında demiyorum. Yani işte ben doğruyu biliyorum inancımda. Biz babadan böyle gördük. O inancı ne kadar sabitse bir insanın, ne kadar esnemiyorsa o kadar kalp kıran, insanı üzen, yargılayan insanlara dönüşüyoruz. Ne kadar hitsek her şeyi kucaklayana dönüşüyoruz. Ben mukaddes hanım nereden aldım, nereye doğru gidiyorum bilmiyorum öyle. Siz beni durdurun bir yerde. Müthiş bir sohbet, müthiş. Çok hiçliğin içinden çıkamayız hocam ve sizden bunu dinlemek çok büyük bir keyif. Yani müthiş. Müthiş hocam. Şimdi işte ilk farkındalık dediğim, mesela biz şimdi Müslüman oluyoruz ya mukaddes hanım. Bakın burası çok tatlı, çok sevdiğim yer. Çok duymuşsunuzdur. Allah bize ilk önce diyor ki şahit ol diyor. Yani eşhedü. Eşhedü diye bir önce bir şahit ol. Yani diyor ki ne güzellik yaratmışım, şahit ol. Bu evrene şahit ol. Yarattığın bu varlıkla şahit ol. Şahit olursak önce Müslüman oluyor değil mi? Önce şahit olmak. Şimdi sen de diyorsun ki ben de diyorum içimdeki seslerine şahit ol. Bak bakalım düşünce geldi mi? Kimin düşüncesi geliyor? Kimin gibi konuşuyorsun? Kimin gibi sinirleniyorsun? Kimin gibi öfkeleniyorsun? Şahitlik her şeyi değiştiren mucizevi bir şey. Ve biz bir şey şahit olduğumuzda, şahit olduk ya, hiç hamle yapmadan onu baştan sona değiştirebiliriz. Ve nasıl değiştiğini hiç haberimiz olmaz. Ve bakar mısınız? Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Allah'ın birliğine ve Hazreti Muhammed'in onun şahit oldum diyoruz hocam. Şahit olmak ne demek? Şahit oldum. Yani gördüm, bildim demek değil mi? Ve biz eşhedü en la ilahe illallah derken bile cümlenin derinliğinin farkında değiliz. Orada şahit işte oldum, biliyorum diyorum. İnsan, Allah insana yalan söyletir mi? Görmeden gördüm dedirtir mi hocam? Görmüşüm demek ki değil mi? Şahit olmuşum. Biz neye şahit olduğumuzun bile farkında değiliz. Ama bize doğruyu söyletiyor değil mi? Şimdi işte orada biraz daha isterseniz şey yapabilirsiniz. Onu biraz daha açabilirsiniz. Sonra la ilahe illallah diyoruz değil mi? Şimdi la ilahe diyor. La yok demek hiç. Allah demek için önce hiç dememiz gerekiyor. Yok dememiz gerekiyor. Yani mesela değil mi öyle? La ilahe illallah. Yani Allah demiş ki ilah yok. Şimdi ilk önce Allah, önce hiç. Şimdi ya da şimdi biz bir çalışma yapıyoruz mukaddes hanım. İşte zenginliğin şifresi. Sizden de 3 hediye geçen ay vermiştik. Bu perşembe başlıyor. Şimdi orada şöyle bir şey anlatıyorum mukaddes hanım. Yani ana yapmaya çalıştığımız şey. Şimdi ben bir şeyim. İşte mukaddes hanım eczacı. İşte bir düşünür, yazar. Pek çok şey diyebiliriz. Değil mi? İşte bir sıfatı var. Şimdi ya da işte bu elimde fincan var. İşte bir şey fincan var. Şimdi ben başka bir şey olmak istiyorum ama. Yani ben hallatı bıçakçıyım ama başka bir şey olmak istiyorum. Şimdi ben nasıl başka bir şey olabilirim? Ben nasıl masa olabilirim? Yani mesela şu an nasıl doktor olabilirim? Nasıl başka bir şey olabilirim? Şimdi bir şey olabilmem için önce hiç olmam lazım. Çünkü şu an zaten bir kimlik var değil mi? Hallatı bıçakçı bir kimliğim var. Ve bu derin çalışmalarda
İlk oradan başlayalım. Önce bir hiçle bir varalım. Hatta öyle bir hiç olalım ki ismimizi unutalım. Geçmişimizi unutalım. Şu anki mesleğimizi unutalım. Kendimizi unutalım. Önce bir hiç. Tamamen hiç. Çünkü ya da şöyle diyelim, basitçe anlatmaya çalışayım. İşte burada bir su var. Su enerjiden oluşuyor. Bardak enerjiden oluşuyor. Ben bu bardaktan perde yapamam. Ama bu bardağı enerjilerine ayırırsam, atomla iletişim hiç haline getirirsem, o zaman o enerjiden sonsuz olasılık ortaya çıkar. Bizim önce bir Müthiş. hiçliğe adım atmamız, ondan sonra şimdi boş bir enerjisin hiçsin. Şimdi ne olmak istiyoruz? Şimdi olmak istediğimiz şey işte o zaman boşsan işte hakikatten gelen seslerdir. Hiçten gelen sesler. Bir dışarıdan gelen sesler var, bir de hiçten gelen o hiç dediğimiz. Çünkü biliyorsunuz hiç aynı zamanda her şey. Ne kadar hiçse her şey o kadar iyi kaplıyoruz. Yani işte şu an ben bir salonda oturuyorum. İşte salon dediğimiz zaman işte arkamızda pencere, duvarımız var. Bakıyoruz değil mi? Duvarlara falan bakıyoruz. Yani işte burada bir masa var, koltuklar var. Şimdi bu odanın içi ne kadar dolu olursa bu odaya yeni şey almam o kadar zor olur. Şimdi bu odaya bakalım dediğim zaman duvarlara bakıyoruz ya Mukaddes Hanım. Ama asıl oda bu duvarların arasındaki hiç olan yer. Boşluk olan yer yani. Evet. Şimdi asıl oda burası ama biz hep bu duvarlara takılı kalıyoruz. Yani işte oraya zihin diyoruz, ego diyoruz, kimlik diyoruz, kişilik diyoruz. İşte bir maske konuyor ama bu duvarlara ihtiyaç yok mu? Var. Ne için var? İçerideki boşluğu koruması için. Ama bu duvarlar oda değiller. Dolayısıyla bizim ismimize ihtiyacımız yok mu? Var. Mesleğe ihtiyacımız yok mu? Var. Evet var. Ne için? O senin içindeki o sonsuz hiçliği korumak için var aslında. Ama biz o duvarları oda zannettiğimiz zaman duvara takılı kalıyoruz. Ve o duvara takılı kaldığımız zaman o duvarın içine girmeye çalışıyoruz. Sonra ya da ikisini birden söyleyebilirsiniz. Ya duvarın içine girmeye çalışıyoruz ya da duvarı içimize alıyoruz. Ve duvardan insanlara dönüşmeye başlıyoruz. İnançlarımız var, kalıplarımız var, duvar gibi kalıplarımız var. Çünkü arada boşluk yok. İçeride bir boşluk olmadığı için oraya giremiyoruz, adım atamıyoruz. Asıl ana tema o da yani insan o diye benziyor. Çünkü insan aslında ortadaki hiçlik. Ve sonra diyorsun ki ben bu hiçliği büyütürsem o zaman özel uçağım gelsin. Hiçliği büyütürsem o zaman dünya çapında hamleler yapabilirim. Ne kadar hiçliği büyütürsem o kadar evrenin içime alabilirim. Kim diyordu? Kim diyordu İbni? Kim diyordu? Bir arkadaşımız yazar şimdi kim dediğini. Gerçi yorumları kapalı ama ben evrene sığamayana insan derim, insana sığanı evren derim diyordu. Bir düşün şimdi hatırlayamadım. Ben evrene sığamayana insan derim, insana sığana evren derim. İnsan ne kadar hiç olursa, ne kadar boş olursa o kadar çok evreni alabilir içine. Ve insan Evet. kendini fark ettiğinde nasıl da kainatlar kadar kocaman olduğunu ve her bir insanın ayrı bir kainat olduğunu, her bir insanın farklı bir kainat olduğunu ve iç içe geçen kainatlar, iç içe geçen dünyalar, iç içe geçen zamanlar içinde olduğunu anlıyor. Bunu ne zaman anlıyor? Hiçliğini fark ettiğinde anlamaya başlıyor. Ne zaman hiçlik? İşte hepliği de o zaman anlamaya başlıyor, değil mi hocam? Evet, işte güzel tamamladınız Mukaddes Hanım. İşte o da duvarların arasındaki hiç dedik. O da aynı zamanda o hiç tüm odanın hepi, hepsi, her Evet. şey. Aynı zamanda işte şimdi biz Mukaddes Hanım sizin bir doğum günleriniz falan olur, doğum günlerinde sevinirli falan ya. Çok hoşuma giden bir şey. Siz de çok seveceksinizdir. Eskiden İmam-ı birisi Rabbani yazmışlar hocam. İmam Rabbani mi söylemiş? Evet. Öyle Şimdi yazmış. Evet. eskiden yeni bir çocuk doğduğu zaman dervişler çok sevinirmiş. Böyle çok büyük bir bayramlarla o çocuğun evine doğru koşarlarmış. Bebeğin evine doğru koşarlarmış. Sonra işte dermiş ki bizim gibi benim gibi olanlar da normal insanlar da dervişlere dermiş ya
Allah Allah. Ne var? Ya ne bu kadar seviniyorsunuz? Kardeşim bir bebek doğdu. Dervişlere dermiş ki bir bebek doğmadı. O bebekle beraber evren yeniden doğdu. Evet. Çünkü o bebeğin bakışları olacak şimdi. Şimdi en çok hoşuma giden şeylerden birisi mukaddesim işte hani sizin de çok YouTube videolarınızı benim YouTube videosunu bir arkadaş izliyor sonra bana yorumluyor. Diyorum ben hiç öyle düşünmemiştim. Ne kadar güzel yorumladı. Sonra başka bir arkadaş başka bir şekilde yorumluyor. Hiç öyle düşünmüyorum. Şimdi bu arada dün de 7. kitabım yayınlandı. Kitabımın ismi Akıl. Sizin vesilenizle arkadaşlar ilk defa duyurmuş olayım. Şimdi kitabı yazdığımda hep şöyle diyorum. Kitabı Ne? elimize aldık şimdi Nerelerde var o kitabı kitap? kitap Hocam. yurdunda satışta Ha, şu anda. Kitap kitap yurdunda. yurdunda. Kitap Şimdi yurdunda ya. kitabı bir arkadaşımız alıyor okuyor ya. Emin olun Mukaddes Hanım her okuyana göre kitap yeniden yazılmış oluyor. Çünkü herkesin şahitliğiyle, herkesin bakışıyla oradaki cümle yeniden okunuyor. Her Evet. bakışta. Ve şu anda da burada olan arkadaşların, şimdi işte 1900 civarında arkadaşımız bizi izliyor. Bunların bakışına göre, herkesin kendi bakışına göre sizin cümlemiz, bizim cümlemiz bir anlam kazanıyor. Bir anlam ifade ediyor. Çünkü şöyle denir, bir kitap okunduğu zaman insanlar %2'sini anlarmış. Çünkü ortalama kitabın %2'si insanın geçmişiyle bağlantılı olurmuş. Yani ben kendi bakışımla bağlantılı görüyorsam ha doğru ya falan diyoruz. Kendi bakışımla bağlantılı görmüşüm yok kabul etmeyebiliyoruz. Ve bizler de şu anda arkadaşımın bakışına göre yeniden oluşuyoruz. Her birimiz her bakışa göre. Yani bir odada diyelim ki 10 kişi olabilir. Hepsi aynı odadır. 10 kişi. Ama orada 10 farklı hayat vardır. Yani 10 farklı dünya vardır aslında. Herkes aynı odadır ama çünkü herkesin bakışı farklı. Her bakışa göre yeni bir oda. Her bakışa göre. Defalarca nasıl diyeyim kadın? Defalarca o kadar çok deneyimledim ki bakış varsa yaratım var. Ve herkes kendi bakışına göre hayatını yeniden inşa ediyor. Şimdi geçen sizin yayında konuşmuştuk değil mi Mukaddes Hanım? Hayallerin neyse sen olsun. Doğru hatırlıyorum değil mi? Bu okçunun Doğru, yolu. doğru. Doğru. Şimdi hayallerin neyse sen olsun. Şimdi benim bakışım nereye doğru bakıyorum? Hayalimde nere var? Hedefimde nere var? Aslında ben oyum. Yani herkesin hayali neyse insan ona dönüşüyor. Ve aynı zamanda da şimdi mesela benim hayalim benim. Şöyle diyeyim. Benim hayalim işte Mukaddes Hanım bir hayali var. Diyorum ki Mukaddes Hanım sizin hayaliniz var ya diyorum. Evet diyor Mukaddes Hanım. O sizsiniz diyorum. Tamam ben sen de sensin. Hayalim o da sensin. Ve sonra olay şuraya dönüyor. Tamam Mukaddes Hanım. Şimdi benim hayalim benim. Nereye saklanayım? Hayal. Hayal ya saklanması lazım. Atadan kaçması lazım. Nereye saklanayım? Bir yere saklanmam lazım. Nereye saklanayım? İşte nereye saklanıyoruz? İşte ben o zaman şöyle demiştim hatırlarsın. Ben göz bebeğime saklanmak isterim. Çünkü atanın göremeyeceği yer orası. Şimdi ata göremeyeceği yere saklanmışsa onu nasıl görebilir? Şimdi ya da şöyle diyeyim. Hayalin saklandığı yeri biliyorsun. Onu bulmamız kolay olur değil mi? Saklandığı yeri biliyoruz. Sonra bize düşen şey şu oluyor. Şimdi kendime iyi bir ayna bulmam lazım. Kendime iyi bir ayna bulursam göz bebeğimi görebilirim o zaman. İşte bize düşen en önemli şeylerden birisi de bu oluyor mukadderim. Ben iyi bir ayna mıyım dostlarıma? Pürüzsüz, tertemiz bir ayna mıyım dostlarıma? Onlar bana baktığı zaman kendilerini görebiliyor mu? Ve Müthiş. bana da ben mukaddesime baktığım zaman o aynada kendimi görebiliyor muyum? O ne kadar temiz. Ben ne kadar temizim ona asıl espri o. Ne kadar temiz ayna olabiliyorum. Ya da şöyle diyor içimdeki ses diyor ki hani içinden geldi diyoruz ya içinden adamı öldürdüm bir adamı öldürdüm mukaddes hanım. Niye öldürdün? İçinden geldi. Hırsızlık yaptım içinden geldi. İçimizden o kadar çok şeyler geliyor ki. Dışarıda o kadar çok aynalar var ki işte bize düşen şey o içinden gelen ses doğru değil. O içeriden gelen ses kimin sesi? Bir hırsızın sesi mi? Bir katilin sesi mi? Annenin babanın sesi mi? Yoksa senin sesin mi? Ben kendi sesimi nasıl anlayacağım? Karşıma tertemiz bir ayna bulursam. Tertemiz bir ayna bulmazsam ben iyi olsam bile beni kötü gösterebilir. Onun için nasıl denir? İşte bir insanın
kendisi ne olduğunu anlamak istiyorsa çevresindeki insanlara baksın. Çevresindeki insanın ortalaması. Çünkü enerjiler bulaşacak. İşte, yani çevremizdeki 5 kişinin ortalamasıyız denir ya mukaddes hanım. Beş Çünkü kişinin onlar ortalamasıyız dersiniz hocam, evet. evet. Bir, hem yani onlar benim maddi tarafımda, manevi tarafımda, aile, her şeyi yansıtan kişiler. Yani işte hani gül bahçesinde gezen gül kokar denir ya, biz de ona göre nasıl benim çevremdeki aynalar acaba? Bize düşen şey güzel ayna bulmak ve güzel ayna olmak taraf oluyor. Ve etrafımızdaki 5 kişiyi gözlemlemek galiba. Evet. Biz Şimdi etrafımızdaki 5 kişiyi gözlemlediğimizde bizim nasıl göründüğümüzü bulabileceğiz. eğer onlara bakarsak, işte baktığımızda baktık çevredeki 5 kişi çok iyi değil. Şimdi zengin olmak istiyoruz. Kestirme yol. Zenginlerle takıl. Ahlaklı olmak istiyorsun. Kestirme yol. Ahlaklarla takıl. Yani kariyer sahibi olmak istiyorsun. Kestirme yol. Kariyer sahipleriyle takıl. Gözlemle. Evet, çevremdekileri gözlemleyelim. Bir yandan da ya benim tercih hakkım var. Ben bir ağaç değilim. Olduğum yerde durmak zorunda değilim. Yerimi değiştirebilirim. Öyle değil mi? Yani başka dostların yanına gidebilirim. Başka arkadaşlar kendime inşa edebilirim. Yani hepimiz kendi hayatımızı kendimiz inşa ediyoruz. Çünkü çevrenin tam benim aynam. Sonra da mesela şu bana çok komik geliyor. Belki de ben kendi kendime keşfetmiş olduğum için bu doğru olmayabilir. Kendi yorumum mukaddesanın. İşte bu akıl kitabı var ya. Bu akıl kitabının aslında anlattığımız şeyi bu. En son yazdığımız kitap. Oradaki o bir hadis-i şeriften esinlenerek yola çıkılan bir kitap. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah ilk aklı yaratmıştır. İlk. Şimdi akıl yaratılmışsa sonra her şey menba o yani. Menba o, oradan çıkıyor her şey. Kaynak o. Oradan hayat inşa ediliyor. Hani sık sık bu cümleyi duymuşsunuzdur. İnsanın düşüncesi neyse yeryüzü onu ispat ediyor. Dünya onu Evet. ispat ediyor. Düşüncemiz neyse devamlı o ispat ediliyor. Şimdi her şey benim aklımın ürünü. Benim aklım benim hayatımı inşa ediyor. Sonra inşa edilen hayatımın kendim eseri oluyorum. Şimdi hayatı ben inşa ediyorum. Sonra ben onun eseri oluyorum. Diyorum ki mesela para pul sahibi olsam diyorum. Halbuki ben oluşturmuşum. Arabam olsa diyorum ben oluşturmuşum. Makam sahibi olsam diyorum ben oluşturmuşum. Aklımla tüm dünyayı oluşturuyorum. Sonra oluşturduğum şeyi hizmetçi soruyorum. Peşinden koşuyorum. Dilenci soruyorum. Bana da gel diyorum. Zaten biz oluşturmuşuz. Yani aklımızın farkında olursak insan şu tarafa adım atmış oluyor mukaddes hanım. Aa, olay kolaymış ya. Her şeyi aklım oluşturuyormuş madem. Ben de aklım var madem. O zaman her şey kolaymış ya. Şimdi Perşembe günü başlayacağız zenginliğin şifresi dediğimiz ana tema şu mukaddes hanım. İnşallah arkadaşlarımızı oraya doğru götürmeye çalışacağız. Eğer benim aklım, benim içim, benim zengin olduğuma ikna olursa hayat bana onu verecek. Ama ben zengin olduğumu ikna olmak istiyorum. Onun önüne o kadar toplum, o kadar çok engel koymuş ki kendi zengin olduğumu göremiyorum. Engellere takıldığım için kendi içine zenginliğe varamadığımda hayatta yeryüzü bana zenginliği sunmuyor. Ben kendimi ne biliyorsam hayat bana öyle yansıyor. Nasıldı? Bizim Allah'a baktığımız göz ile Allah'ın bize baktığı göz aynı göz. Ya da başka türlü de aynı cümleyi kurabiliriz. Benim dünyaya baktığım göz ile dünyanın bana baktığı göz aynı göz. Yani biz nasılsak, dışarı nasıl bakıyorsam, dışarı bana öyle bakıyor. Allah'a nasıl bakıyorsam, Allah da bana öyle bakıyor. Paraya nasıl bakıyorsam, para da öyle bana bakıyor. Aslında her şey benim yansımam. Şimdi o zaman biz nasıl, mesela olumlamalar falan var ya mukaddes hanım, duyuyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Şimdi ben zengin değilim ama zenginim diyorum. Zengin değil, yani dolmuşa biliyorum ama zenginim diyorum. Elektrik faturasını ödeyemiyorum ama zenginim diyorum. Ben zenginim diyerek zengin olunmaz. İçte zenginlik duygusu varsa zengin Müthiş. olunur. Yani o içte var mı içinde? Rol yaparak, yani rol yaparak ya da nasıl diyeyim, kendi kendini kandırmaya çalışarak olan bir şey değil. Bize düşen şey şu mukaddesim. Dış sesler. Benim içimdeki mükemmel ben ile benim arasına böyle dağdan ve dağ gibi kocaman duvarlar örmüşler. Ve kendime ulaşamıyorum. Kendime ulaşsam her şey anında kolaylaşacak.
Mesela bazı insanlar vardır, kurban rolü oynayan. Görüyorsunuzdur çevrenizde. Bizim Türkiye'nin çoğunluğu öyle zaten. Ben diyorum o 70 milyon ağlamazsa ayıp olur. Ağlamazsa canı sıkılır, morali bozulur. Ağlaması lazım bir şekilde. Şimdi kurban rolü oynuyor ya bir arkadaşımız. Ya da ben acıların çocuğuyum rolü oynuyor ya. Ona dünyanın güzelliğini getiriyorsun. Bu defa diyor ki niye 3 yıl önce yoktu bunlar? Yine ağlayacak. Niye annem bana böyle yapmamıştı? Niye babam böyle yapmamıştı? Ne yaparsan yap. Hangi tekniği uygularsan uygula. Ben diyor kurban rolünü aldım. Benim rolüm o. Beni çıkartamazsın buradan. Şimdi ama hayat mesela eğer biz dış seslerle değil de mukaddes hanım, içimizden gelen hakikatin sesi, Allah'ın sesi ya da vicdanımızın sesiyle baktığımız zaman her şey o kadar çok ki. İçeceğimiz su çok fazla, yiyeceğimiz yemek çok fazla, dostlarımız çok fazla, sevenlerimiz çok fazla. O kadar çok fazla, her şey o kadar bereketli ki. Alacağımız nefes çok fazla, kullanacağımız para çok fazla, her şey çok fazla. Dış seslerle baktığımız zaman fakirlik çok fazla, yargılama çok fazla, yanlış çok fazla. İç ses, o vicdan dediğimiz ya da Allah dediğimiz, Allah'ın hakikatin sesine baktığımız zaman her şey güvenli, her şey bol, sonsuz bol. Yani o kadar bol ki hava kadar, o kadar bol ki güneş kadar, çok fazla. Ama annemin babamın sesine bakıyorsam o zaman dar bir yerdeyim. Sigortalı bir işe girmem lazım. Kendimi kurtarmam lazım. O kendimi kurtarmak ne demekse o. Hani şey denir işte memur oldu kendini kurtardı. Yani Kadınlarda da şey vardır, ayaklarımın üstüne basmam lazım. Dikkat ettiniz mi hocam? Ayaklarımın üstüne evet. basmam lazım. Ayaklarımın üstünde durmam lazım. Yani kadınlara verilen en büyük zarardır bu da. Yani Ya kadın öyle bir hep şey ki ayaklarının Mukaddes Hanım. üzerinde durmak ister. Yani evet. Yani mesela bir kadın evleniyor, nişanlanıyor dediğiniz zaman ilk soru şu oluyor. Ne iş yapıyormuş? Kime verdiniz kızı? Ne iş yapıyormuş? Yani iyi insan mı, kötü insan mı kimsenin umurunda değil. İsmi ne önemli değil. Ahlakı önemli değil. Ne iş yapıyormuş? Eğer dersek ki bir savcı ile evlenmiş, bir kaymakam ile evlenmiş, bir mühendis, bir doktor, harika. Ne olduğu önemli diğer tarafın. Çünkü o güvensizliğimiz, o içimizdeki korku ısrarla bize bir güvenlik zemini oluşturmaya çalışıyor. Halbuki yaratıcı diyor ki seni ben koruyorum. Sen benim korumam altındasın diyor. Bunu bilmemize rağmen ısrarla yeni bir ayrı bir koruyucu arıyoruz kendimize. Hele o Şimdi gelecek korkusu falan değil mi hocam? İşte evet. çocuklarımın geleceği, filancanın geleceği, falancanın geleceği, sanki gelecekleri biz garanti altına alıyoruz. Sanki biz koruyabiliyoruz. Sanki haşa Allah değil de yani ona güvensizlik. Ben çocuğumun geleceğini inşa edeyim. Allah değil de böyle bir şey içindeyiz, korku içindeyiz. Güzel oldu bunun da şimdi İşte altında. bugüne kadar Mukaddes Hanım, bugüne kadar size bakan, sizi koruyan, bugüne kadar sizin rızkınızı veren, bugüne kadar size o sevgiyi sunan, yani dışarıdan gelen sevgiler, gelen fırsat veren Allah, bugünden sonra Evet. da koruyacak. Yani bugüne kadar kim vermişse o vermeye devam edecek zaten. Çünkü kendi şu küçük hayatımıza baktığımız zaman hangi işimiz planladığımız şekilde oldu ki? Her zaman bizim planladığımızdan daha fazlası verildi bize. Her zaman. Yani bebeklik, çocukluk, oyuncak almak istiyorduk. Bir gün baktık gerçek arabamız olmuş. Oyuncaktan bir ev yapmaya çalışıyorduk. Gece abi bir gün baktık gerçek evimiz olmuş. Her zaman bizim planladığımızdan daha fazlası veriliyor zaten. Ve bugüne kadar beni koruyan, bugünden sonra da korumaya devam edecek zaten. Orada bir şey değişmeyecek. Ama biz işte orada hani hem inançlı olduğumuzu söyleyen bir milletiz. Hem Allah'a güveniyoruz, inançlı olduğumuzu söyleyen bir milletiz. Hem de şöyle oluyor Mukaddes Hanım. Şimdi bir uçak düşüyormuş. Uçak düşerken, bunu önce anlattım bilmiyorum. Uçak düşerken işte herkes panikliyor falan. Sonra da pilot bir açıklama yapmış, bir konuşma yapmış. İşte millet sakinleşmiş falan. Sonra hostesler açıklama yapmış. İşte yolcular sakinleşmiş ama çok dindar olan bir kadın var. Bu bir türlü sakinleşmiyor. Sonra işte hostesin birisi yanına varıyor. Yani diyor ki bizim işte pilotumuz şöyle iyidir. Uçağımız son teknolojidir. Rahat olun falan. Kadın bir türlü şey yapmıyor, korkuyu bırakmıyor. Sonra en son tabii kadın çok dindar olduğu belli ya, demiş ki efendim demiş, takdir ilahiye güvenin.
Allah'ın takdirine güvenin. Dindar kadın demiş ki durum o kadar vahim mi? Ya şimdi Bir daha dinledik. Çok keyifli, çok güzel. Bunu daha evet. önce de anlattınız ama inanılmaz bir unutmuşum ben. Yani durum o kadar vahim mi? Yani hani takdir ilahiye bırakınca durum o kadar vahim mi? Demek ki Evet. hiç bırakmamış yani o güne kadar. Hep böyle kendi korumuş kendini. Ama hep de olan şey yani biz mesela siz bunu sağlıklı olarak benden çok daha iyi biliyorsunuz. Biz anne rahmine düştüğümüzde gözle görünmeyecek kadar küçük bir şeydik. Yani o küçük bir şeyin gücü mü vardı ki doğdu? Sonra doğduk, bebek olduk. Yani gücümüz mü vardı ki yemeğe ulaştık? Yani bizim planladığımız gibi akmıyor ki hayat zaten. Senin bir rolün var ve istesen de istemesen de o rol sana oynatılıyor. Aslında senin oynayacağın rolün neyse zaten sen onu istiyorsun hep. Bize düşen şey şu oluyor. Ya, yaratıcı sana o güzel hayatı zaten yaşatacak, zaten verecek. Sen perdelerini aç. Ondan gelene açık olduğunda koşarak gelecek her şey zaten. Ne Evet, kadar şimdi katılsam güzel, böyle. ne kadar güzel hesaplı kitaplı değil mi? Bebek geliyor hocam ve bebek farkında değil hiçbir şeyin ama bebeğin etrafında el pençe divan dolanıyorlar, dönüyorlar hizmette kusur etmemek için. Farkında mısınız hocam? Yani etrafındaki annesi, babası, akrabası etrafında dönüyorlar bebeğin ve bir daha öyle dönen de olmuyor zaten. Yani o Ve dönemde dönülüyor etrafında. Ne kadar ilginç. Allah nasıl hazırlıyor hepsini? şimdi hepimiz buradaki tüm arkadaşların hayatına mucizeler gelsin. Binlerce, milyonlarca. Mukaddes Hanım bakın mucize diyoruz ya mucize. Mucize kelimesinin içinde aciz var. Acizlik. Bebek evdeki en aciz olduğu için tüm ev onun peşinde dolanıyor. Ve bebek hiçbir şey yapmadan bir mucize gerçekleştiriyor. Ne kadar acizse o kadar mucizeyi gerçekleştiriyor. Müthiş. Şimdi biz de kendi hayatımızdaki acizliğin farkında olursak hayatımızda mucize koşarak gelecek. Ama Müthiş. biz acizliğimizi kurban rolüne çevirirsek kurbanlık koşarak gelecek. Şimdi Evet. ya o zayıflığımızı mucizeye sebep olsun diye kullanabiliriz ya da o zayıflığımızı hayatta şikayet olarak kullanabiliriz. Tabii oradaki acizlik derken şikayet anlamında, zavallı anlamında acizlikten bahsetmiyorsunuz. Allah'ın büyüklüğü, ihtişamı karşısında, Allah'ın karşısında acizlik. Oysa ki halifem dediği insanda İşte o kadar evet. çok özellikler var ki Allah'a ait. İşte Her bir arada 100 trilyon hücrede. bir arada hep beraber Mukaddes Hanım yani hiç dediğimiz hiç diyorsun aynı zamanda diyorsun ki hiç her şeydir. Her şeyi kaplıyor. Ve Allah'ın işte şöyle mesela biz yansımasıyız ya hani onu bir yansıtan en iyi yansıtanız ya şimdi Veysel Kalan Hazretleri'nin duası bile Allah'ım diyor ben şöyle 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 fakirim. Ama diyor Malik-i Mülk sensin ya. Ben de senin aynanım ya. Ondan dolayı rahatım. Ben şöyle 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 acizim. Ama sen şöyle şöyle kudretlisin ya. Ben de senin aynanın ya. Ondan dolayı güçlüyüm. Ya ben şöyle 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 yani ben bundan sonrası kendim yorumluyorum. Ben şöyle 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 çirkinim. Ama sen şöyle latifsin ya. Şöyle güzelsin ya. Seni yansıttığım için kendime güvenim. Yani orada biz hani Allah'ın karşısında işte ne kadar ama ben yapıyorum dersek ben biliyorum geleceği ben çocuğun geleceğini ben inşa ediyorum her şeyi ben yaparım dediğimizde o zaman haydi bakalım haydi yap bakalım oluyor o zaman hayata karşı sen meydan okuyorsun hayat da sana meydan okuyor yani Hocam, bir de evet. bu şah damarından daha yakın. Ben kendimi bildim bileli bunu düşünürüm. İnsan bunu düşünmeye doyamıyor. Yani yıllarca bunu düşünsem yine doyamayacağım. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Bu nasıl bir şey şah damarından yakın olmak? Yani benim damarlarımda, kanımda, hücrelerimde dolaşmak bu. Şah damarınızdan daha yakınım. Şah damarı daha yakın, daha içeride, daha özde. Yani benim bütün hücrelerimde yansıyan, beni aslında ben miyim? Bakan ben miyim? Duyan ben miyim? Koklayan ben miyim? İşiten ben miyim? Beş duyuyla yürüyen ben miyim? Yürüyen kim?
O içimizdeki sesle bir, yani şu anda düşünüyorum. Yani şah damarından daha yakınım ise, şu anda buradan sevgili Ata Hocama bakan ben miyim? Şimdi İnanılmaz işte bir şey şah hocam. damarından daha yakın ya Mukaddes Hanım. Belki de şimdi o şah damarı ben miyim ki? Evet. Şah damarı benim, mesela ben şimdi bu bardağı kullanıyorum değil mi? Bardak kullandığım bir malzeme. İşte üzerindeki tişört kullandığım bir malzeme. Bunlar ben değilim değil mi? Ben değilim. Şimdi şah damarı da ben miyim ki? Evet. Yoksa benim kullandığım bir malzeme mi? Evet. Şimdi biz kendimizi beden hissedersek, biz kendimizi beden görürsek, nasıl ya o şah damarı zaten ben değil miyim olabilir. Ama demek ki ben bu beden değilim. Şimdi mesela şöyle düşünün Mukaddes Hanım. Şimdi adam birisi, sizin çok iyi bildiğiniz bir hikaye yine. Adam birisi çok, hani bu kelebeğin rüyası. Üzgün, gergin işte. İşte diyor neden üzgünsün? Ya dün diyor işte rüya gördüm. Rüyamda diyor kelebektim. Ama diyor şimdi işin içine çıkamıyorum. Ben insanım, rüyamda kelebeği mi gördüm? Yoksa kelebektim. Uyudum da rüyamda insan olduğumu mu görüyorum? Müthiş. Şimdi hangisi daha gerçek biz? Biz uyanıkken dediğimiz bu beden halindeki mi benim? Yoksa uyudum, rüya Rüyamda halindeki mı? o ruh mu benim? Şimdi birisi şöyle demiş, çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, biz diyor, asıl biz uyuduğumuzdaki o ruh tarafındaki bendir. Ve diyor, rahat olun. Uyuduğu zaman kimse sarayda mı uyuyor, hapishanede mi uyuyor bunu bilmez. Ama beden tarafındaki zaten ben değilim. O ruh tarafındaki ben. Dolayısıyla uyuduğun zaman ya benim yatağım kuş değil mi? Yoksa ben işte normal bir kanepede, onu bilmezsin uyuduğun zaman. O ruh nerelerde? Ve açıkçası bunu 2 gün önce bir arkadaşa söylemiştim. Bilinç altına güvenen bir insan, o kendi ruh tarafına güvenen bir insan uyumayı sever. Çünkü oradaki asıl kendisiyle beraber. Bebekler onun için çok uyuyorlar. Daha bedenleşemediler çünkü. Bedenleşemediler ya. 15-16 saat, 18 saat uyuyorlar. O ruh tarafıyla beraber. Sonra bebek büyüyor. Yaşlandıkça diyor ki az uyumam lazım. Az uyumam lazım. Niye? Çünkü bu defa bedeni kendi zannediyor ve bu bedenle daha fazla beraber olmak istiyor. Evet. İşte biz o... 3 yaşından küçük bebekler hep zaten burada değiller. 3 yaşında dualite ile birlikte değil mi? Buraya gelmeye başlıyorlar. Onun için 3 yaşından öncesini unutuyoruz hocam. Unutuyoruz. Unutuyoruz. 3 yaşından önce neredeyiz? Burada değiliz. Burada değiliz. Unutuyoruz. Neredeyiz? Hiçteyiz. Hiçiz. Hiç olduğu için aklımızda da bir şey yok. Evet. Ona çok farklı yaklaşımlar var 3 yaşından öncesi için. Bir yandan da şöyle, 3 yaşından önce hayatımızdaki en çok acı çektiğimiz zamanmış Mukaddes Hanım. Çünkü buraya alışmaya çalışıyoruz. Gerçek yuvadan uzaklaşıyoruz galiba. Ya buraya işte orada bir gurbetten gelmişiz. Ya da şöyle düşünün. Şimdi normal bakın yani. Bir bebek işte altını kirletmiş. Annesine sesini duyuramıyor. Karnı aç, acıktım diyemiyor. İşte diyelim ki 3 aylık, 5 aylık bir bize sarılmış öyle duruyor. Allah'ın da öyle bize verdiği bir lütuf var. Acıları çabuk unutturuyor. En acıyı en hızlı unutturuyor. Ve o 3 yaşından önce o kadar çok sevmediğimiz. Hocam siz dediniz değil mi? İnga ne demekti? Siz dediniz. Yok ben demedim ya. Demediniz yok, mi? Bilmiyorum ben. İnga yani inga. Çocuklar böyle bir inga falan derler ya. Aslında anne demekmiş. Yani aslında buraya geldiklerinde kopup da geldikleri için, yuvadan kopup geldikleri için aslında tam Rabça çevrildiğinde Rabça inga anne demekmiş hocam. Çok güzel. Yani buraya yabana geliyor. Yuvadan uçup geliyor. Yani onun için çok acıklı. O bebeğin ağlaması da ondan işte. Hani ilk bebek biz ağlar bu, biz ya. Bu, şimdi biz buraya yabana geldik ya. Yani o zaman biz burada gurbetteyiz. Evet hocam. Anavatanımızda ayrı gurbetteyiz. Evet. Ve belki de bir kısmımız çok özlüyor anavatanını. Evet. Aslında öyleyse hepimiz diye, özlüyoruz. Hepimiz özlüyoruz. Öyleyse bir Öyleyse niye korkalım geri anavatana dönmekten? Evet. Yani asıl kitle oradaysa, asıl büyükler, asıl aile, asıl dostlar, Evet. Hepsi oradaysa. Evet. Hocam fark etmiyoruz işte, unutuyoruz. O kadar büyük bir yalanın içindeyiz ki.
Belki de bilmediğimiz için ölmekten korkuyoruz. Oysa ki Hazreti Peygamber'in son sözü, Arapçasını hatırlamıyorum ama en büyük sevgiliye gidiyorum diyor. En büyük sevgiliye, en büyük dosta gidiyorum diyor. Son, ölmeden önceki son cümlesi. Canlar bilirler. Şu anda hatırlamıyorum. En büyük dosta gidiyorum. Son cümlesi hocam bilerek söylüyor. Yani mesaj bırakarak gidiyor Hazreti Peygamberimiz. En büyük dosta şimdi gidiyorum. Mevlana'nın da düğün günüm, Şebi Aruz, benim öldüğüm gün düğün günüm diyor. Çünkü düşünsenize kainatlar büyüklüğündeki bir varlık, kainatlar büyüklüğünde geliyor. Şunun içinde yani bu şey gibi gaz halindeki kocaman evrene yayılmış su buharını düşünün, evrene yayılmış. Biraz daha sıvılaştırılınca 2-3 kilometre düşünün aynı miktarı, hacmi. Daha sonra sıkıştırdığınızda bir buz kalıbına sığdırdığınızı düşünün, iyice sıkıştırdığınızda aynı miktarda, aynı hacimdeki H2O'nun bir şu kadarcık bir küpün içinde. İnsan kainatlar büyüklüğünde ve nokta kadar olmayan dünyada, nokta kadar olmayan bir 1.60 bedenin içine sıkıştırılmış, yoğunlaşmış yani. Aslında bunun içinden çıkmak, yeniden gaz haline, o üç hal zaten, gaz haline dönüp kainatlara yayılmak nasıl büyük bir özgürlük olsa gerek, değil mi hocam? Biz bilmediğimiz için korkuyoruz ölümden. Şimdi Mevlana Hazretleri diyor ki, bitkiydim diyor, öldüm, hayvan oldum. Hayvandım, öldüm, insan oldum. İnsandım, insanım diyor. Bakalım öldüm ne olacağım? Toprağa hangi tohum atıldı da toprak kabul etmedi? Şimdi biz de hani öldüğümüz zaman oraya toprağa tohum gibi konuyoruz ya. Ya da başka bir yerde şöyle diyor. Güneşin batmasına sen batma dersin ama o başka bir yerde doğmadır. Müthiş. Ve o orası ayrı bir taraf tabii ama gereksiz bir kaygımız, korkumuz var, ölüm korkusu, ölüm kaygısı. Ona başka bir zaman ya da diğer zamanın konusu bu, diğer canlı yayınımın konusu bu olabilir. Bunu çok İnşallah derinlemesine gerek. Çünkü ben dünyanın en büyük zevki diye bir YouTube videosu çekmiştim. Mukaddes'in dünyanın en büyük zevki. Orada ölüm anlatıyorum. Dünyada ölümden daha zevkli bir şey yok. Çok keyifli böyle. Işıklarla dolu. Yani ama şu an bunca vaktimiz dar olabilir. Tabii müsaadenizle şöyle bir şey söyleyeyim. Mukaddes'in öncelikle çok teşekkür ediyorum beni yayınınıza aldığınız için. Şu anda bizde çok büyük bir heyecan var. Perşembe günü böyle çok basit yoldan, çok kısa yoldan, çok hızlı şekilde zihinle nasıl duyuralım adım atarız? Mı hocam? Ya Perşembe günü başlıyor. Hala gelebilirler mi? Tabii hala gelebilirler. İşte yarın çarşamba, Perşembe günü akşam başlayacağız. 21 gün sürecek bir program. İşte Zoom'da yapacağımız. Onun heyecanı var. Şu anda onun enerji çalışmalarını yapıyoruz. Çünkü şöyle Mukaddes Hanım, mesela hayatta pek çok akıllı insan görürsünüz. Çok zeki insanlar, çok kabiliyetli insanlar görürsünüz. Ya da çok emek veren insanlar görürsünüz. Ama zengin olmanın çok onunla alakası yoktur. Başarılı olmanın onunla alakası yoktur. Çok zeki bir insan görürsün, bakarsın ki orada işte çok sıradan bir iş yapıyordur. Ya da bir yerde çok zeki olmayan bir insan görürsün, Allah bu nasıl böyle başarılı olmuş dersin. Olayın enerjiyle alakalı olduğunu bir gün anlarız. Ve ben böyle sizden de hiç misafirimiz var. Arkadaşlarım bana söylediler. Ben dedim çekiliş ki ya biz Mukaddes Hanım hep çekiliş yapıyorduk. Dedim. Sonra işte o işle ilgilenen hanım Semih Hanım, hocam senin işin belli olmaz, bir gevezelik falan yaparsan dedi. Ben dedim ki artık misafir alacak yer yok da Mukaddes Hanım gene bir kişilik yer olabilir. Yani bir çekiliş yapmayın da Mukaddes Hanım isterse gene bir kişi hediye göndersin dedim. Şimdi 21 gün Mukaddes Hanım Zoom'da bir programımız olacak. İşte 9 oturum olacak. Ve 21 günde hep trans çalışmaları yapacağız. Yani ses kaydı atacağız arkadaşlarımıza. Ama 9 günde Zoom'da canlı yayınımız olacak. Ve kestirmeden böyle o enerjiyi çok iyi kullanarak nasıl zenginliğe kavuşuruz anlattığımız bir program. Sizlerle biliyoruz. Tabii siz yoğunsunuz. Sizin her gün programınız var. Bir de sizin şöyle bir cümleniz, sinyalinizi ben koyayım. Siz zaten o kadar zenginsiniz ki öyle bir şeye ihtiyacınız yok. Canım hocam, hepimiz zenginiz. Hepimiz 100 trilyon hücreyle
100 trilyon hücreyle canım hocam öyle bir zenginiz ki ben gelmeyi her zaman için çok isterim. Fırsat buldukça da gelmek isterim ama şimdi Perşembe gününe kadar yarın Çarşamba. Perşembe yani yarın ne günlerden hocam? Çarşamba değil mi? Çarşamba, evet. Perşembe günü mü başlayacak hocam? Evet. O zaman bir gün var. Katılmaları için sadece bugün akşam ve yarın var o zaman. Evet. Yani Bir işte Perşembe akşamları tabii telefon numarası varsa bu videonun altına onu kaydedeyim hocam. Bana yani şöyle Mukaddes Hanım, ben hayatımda hiç dün ve evvelki gün kadar yoğun bir Instagram'ımız, telefon, hiç böyle bir yoğunluk görmedim. Bir yandan şeyi hissediyor insan, ya demek ki insanımızın, dostlarımızın ne kadar çok iyi, bir yandan onu hissediyorsunuz. Şu an 7 arkadaşımız çalışıyor o program için. 2 gündür ben de ulaşamıyorum neredeyse. Ya devamlı bir telefon trafiği. Yani dolayısıyla minnettarım arkadaşım ilgisine, alakasına çok teşekkür ediyorum. Ama bir yandan da hani ülkemiz, dünyamızdaki bir kasvet var ya Mukaddes Hanım. Bir yerde bir pencere açılması, bir nefes alacak bir yer olması gerekiyor. Ve gerçekten ben bunu, hani burada ben dediğim için özür diliyorum ama hayatımda hiçbir çalışmaya bu kadar özenmedim. Yani en gizli sırlar, hiç duyulmadık, kitaplarda yazılmadık. Böyle o enerjinin çok hızlı aktığı. Çünkü bir yandan da şöyle bir şey var Mukaddes Hanım. Şimdi düşünün, mesela bunun ayrıntılı şekilde anlatabilir de aynı anda bir şey 100 kişi aynı enerjiyi gönderdiğini düşün. İşte o programı biz aynı anda 1000 kişi birden aynı enerjiyi gönderiyoruz. Aynı anda aynı frekans. Ve bu oradaki arkadaşımız, tabii şimdi burada biz arkadaşları göremiyoruz ama Zoom'da orada arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Dolayısıyla aynı anda aynı transa girip, aynı anda aynı enerjiyi gönderip, aynı frekansı gönderip, dolayısıyla ona sinerji diyoruz. Yani o sinerjinin oluşturduğu bir enerji. Hatta burada işte benim bir Figen ablam var. Dedi ki Mukaddes Hanım'a selam söylesem gönderir misiniz demişti başta. Figen ablaya dedim ki ben 3 gün önce, Figen abla dedim, bu frekans olayları. Vallahi var ya dedim, benim gibi 10 kişi bulsam dedim, biz dünyayı değiştiririz. Ama o yoğunlaşacak, o frekansı gönderecek. İşte bu çalışmalardaki en güzel taraf bu oluyor Mukaddes Hanım. Şimdi mesela siz düşünün, şu an burada 2171 arkadaş aynı anda aynı şeyi hissettiğimiz zaman nasıl bir enerji gidecek? Hani ben bunu yapmayı çok seviyorum. Müsaadeniz olursa şimdi de yapayım isterseniz. Buna bir örnek Çok olmuş olsun. sevinirim canım hocam. Şimdi Onu söyleyecektim inanamıyorum telepatik olarak. Telepati açık hocam. Onu söyleyecektim evet. siz Allah'a benden şükür gerçek. söylediniz. Şimdi Gerçekten açık. arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi buradaki, diyelim ki buradaki bir kısım arkadaşlarımız gelemeyebilir. Mesela benim seansıma gelmek istediğim çok insanlar gelemeyebiliyor. Şu anda arkadaşlar burada olan bütün arkadaşların hayatını aynı anda değiştirebiliriz. Şu anda bana eşlik ederseniz hep beraber. Şöyle başlayalım öncelikle. İsterseniz Mukaddes Hanım yorumları biraz kapatın. Şimdi yorumları Evet. kapatayım. Sevgili canlar bir şeyi yanlış anladınız. Çekiliş yok. Biz çekilişi yaptık. 3 tane canımız çıktı çekilişte. Çektik. Onlar Ata hocamın eğitimine gidecekler. Onlar 21 gün hediyelerini aldılar. Sizler gitmek istiyorsanız DM'den Ata hocama yazmanız lazım. Katılmanız lazım. Yani çekiliş bitti. Zannediyorum yanlış anladınız canlarım. Ben de Evet. çekilişte çıkmam için neler mümkün filan yazıyorsunuz. Çekilişi yaptık. Geçen ay yaptık. Çünkü Temmuz ayında Ağustos ayı için çekiliş yaptık. Üç tane kardeşimiz de gidiyor. Ama şöyle diyeyim Mukaddes Hanım, yani ben yine sizin takipçileriniz arasında Mukaddes Hanım çekilişsiz, yani çekiliş olmasın ama siz birisini yine bize hediye gönderebilirsiniz. Çünkü o çekilişe falan vaktimiz olmadığı için böyle diyorum, O yani siz zaman baktığınız kadar onu onu birazdan siz belirleyin. yorumları açar açmaz hemen ilk kardeşimizi tutturalım. Çünkü o zaman ben miyim diye binlerce canımız soracaklar. Evet. DM Şimdi kilitlenecek. O zaman birazdan açar açmaz o ismi hemen başa tutturacağım hocam ben. tamam. Tamam. Yorumları Tamam. açtıktan Teşekkür sonra ederim. ilk çıkan Şimdi kardeşimiz. İlk çıkan kişiyi. Evet hocam. Şöyle bir şey yapalım Mukaddes Hanım. Buradaki tüm bizi izleyen arkadaşların kendi hayalleri, niyetleri gerçekleşmesi adına arkadaşlar şöyle bir şey isteyeyim. Bir an kendinizi Allah'ın huzurunda hisseder misiniz? Zaten hep yanımızda ya. Allah'ın huzurunu bir hissedebilir miyiz? Hangi tarafa bakarsak arkadaşlar o hep artar. Ve biz de şuraya bakalım.
Diyelim ki teşekkür ederim. Rabbimize diyoruz. Teşekkür ederim. Bana böyle güzel bir hayat verdiğin için teşekkür ederim. Konuşabildiğim için teşekkür ederim. Duyabildiğim için teşekkür ederim. Hep beraber diyebilirsek güzel dostlar harika olur. Oturabildiğim için teşekkür ederim. Nefes alabildiğim için teşekkür ederim. Bana efsane dostlar verdiğin için teşekkür ederim. Seni bilme bilinci verdiğin için teşekkür ederim. Ta içimde olduğun için teşekkür ederim. Şah damarımdan daha yakın olduğun için teşekkür ederim. Bugüne kadar hayatım boyunca elime geçen tüm paralar için teşekkür ederim. Şimdi diyelim ki güzel dostlar, hep beraber şunu hissedelim. Şu an burada olan, Mukaddes Hanım'ın bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesini niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesini niyet ediyorum. Şu an burada olan, bu yayına katılan tüm güzel dostların niyetlerinin gerçekleşmesini niyet ediyorum. Ve arkadaşlar, herkes verdiği kadar alır. Şimdi birazcık ufkumuzu büyütelim. Diyelim ki tüm dünyada dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Tüm dünyada dili, dini, ırkı, rengi ne olursa olsun sıkıntı içerisinde olan insanların masumane niyetlerine kavuşmalarına niyet ediyorum. Ve biliyorsunuz güzel dostlar, kelimeler sihirdir. Kelimeler hep olur. Ve sonunda diyoruz ki amin. Yani oldu. Amin oldu demekmiş Mukaddes Hanım. Oldu. Ve Mukaddes Hanım bize böyle enerji gönderimize fırsat verdiği için hep beraber ona da minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz Mukaddes Hanım size de. Biz size minnettarız güzel hocam. Gerçekten sizin varlığınız bizim için çok değerli. İyi ki varsınız ve o güzel enerjinizi, o deniz feneri gibi o ışığınızı bize yansıttığınız için, bize aynalık ettiğiniz için, o tertemiz aynalığınız için biz size minnettarız güzel hocam. Gerçekten Allah razı olsun. Sizden de Hakkınızı efendim. helal edin sevgili hocam. Sizi Kıyamam seviyorum. size. Çok sağ olun. Kıyamam size oradan bile katıldınız. Çok Evet. gerçekten çok teşekkür ederim. Sevgili canlarım, lütfen lütfen hemen şöyle hemen şurada hemen bir kardeşimizi başa tutturalım. Evet. Hatırladığım anda ilk gerçekten Bay şey BY alt çizgi şey. Bunu ben fotoğrafını çekeyim. Ben belki demiş. Bay şey. Bay Evet. şeyi aldık Evet. şu an gördük. Hemen fotoğrafımı çektim. Onu ben Nagihan Hanımlara gönderirim. Evet, siz de iletişim kurabilirseniz DM'den dördüncü kişi olarak hemen hatırladığım anda ilk kişi dedim ama ilk kişiyi gerçekten göremedim yorumlarda. Yani evet sevgili Evet. canlar. Mukaddes Onun Hanım, ben kısmını müsaadenizle çok çok teşekkür arkadaşlara ederim vedalaşayım, sevgili hocam. arkadaşlara diyeyim ki müsaadenizle güzel dostları beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Ve her zaman bir sevgiyle kalın. Hatta aşk ile, hatta tutku ile diyorum ben. Çok teşekkür Mukaddes Hanım, ederim. müsaadenizle. Çok Evet. teşekkür ederim canım hocam. Ben Sağ size olun. diyorum. Çok teşekkürler. Sevgili canlar, 21 günlük eğitime katılmak için siz lütfen DM'den Halil Atabıçakçı hocama DM'den yazmaya devam edin. Yarın katılabilirsiniz. Hala bunu bir kez daha söylemiş olayım. Hepiniz katılın isterim. Evet sevgili hocam çok teşekkürler. Allah razı olsun. İyi akşamlar. İyi Sizden de akşamlar efendim, olsun. iyi Sevgili akşamlar. canlar, iyi akşamlar hepinize. Görüşmek üzere. Yarın 22'de. İyi akşamlar.